Merhaba değerli takipçilerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun iyiyiz çok şükür. Bugün ben sabahtan tarhanamı kardım. Biliyorsunuz dün Yeşil ablamın tarhanasını karmıştık. Bugün de kendiminkini kardım ama video çektim ama onu ben bugün yayınlamayacağım. Çünkü arka arkaya sizler için de sıkıcı olabilir. Benim de hoşuma gitmedi. Onu birkaç gün sonra yayınlayacağım. O yüzden ben dedim bugün kurabiye yapayım. Cevizli, incirli, asla bayatlamayan kurabiye yapacağım. Difrinizde saklayabilirsiniz. Difrinizde bir misafiriniz gelince çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde kendiniz istediği zaman çıkarıp yiyebilirsiniz. Malzeme listemi sayayım isterseniz. Şöyle bir su bardağı cevizim var. İrice kırdım biraz önce. 12-14 tane küçük incirim var. Bunu da ılık suda ıslattım biraz yumuşasın diye. İnciriniz yoksa eğer kuru üzüm kullanabilirsiniz. Kuru kayısı kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Evinizde hangi malzeme varsa. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağım var. Bir su bardağı toz şekerim var ama toz şekerimi rondomdan geçireceğim. Pudra şekeri haline getireceğim. Pudra şekerim yarım bardak var ama yetmeyecek. Ben de bu şekilde buna da çözüm buldum arkadaşlarım. Unum var göz kararı aldığı kadar. Bir paket margarinim var oda sıcaklığında. Artık şekerimi geçirmekle başlayayım. Şöyle rondoma. Şöyle yeterli bakalım. Şuradan hatta biraz daha ilerleyebilirim. Rondomu çalıştıracağım. Çünkü bunların motorları yanabiliyor. Bir defa başıma geldi. O yüzden şöyle kısa kısa tutacağım. Arada dinlendireceğim. Evinizde pudra şekeriniz yoksa böyle bir de rondonuz varsa gerçekten de kurtaracağım. Çevirsem. Toz şekerimi rondodan geçirdim. Şöyle sizlere de yakından göstereyim. Eğer evinizde rondonuz varsa pudra şekeriniz de olmayınca bu kurtarıcınız oluyor. Bir su bardağı kadar bardağımı ilave edeceğim. Ondan sonra da incirlerimi doğrayacağım. Şöyle yeterli. Şöyle sudan çıkarın. Sap kısımlarını çıkaracağım. Bezelye büyüklüğünde. Minik minik doğrayacağım.
kurabiyeye çikolatadan çok böyle cevizdir, üzümdür, incirdir, o tür kuru yemişleri daha çok yakıştırıyorum. Bunu damla çikolatayla da yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış ya da evde bulunan malzemenize göre. Bu videoyu ben bugün nasip olursa, hemen bugün bir aksilik olmazsa arkadaşlarım, hemen yükleyeceğim. Bugün günlerden Perşembe. Benim günde 2-3 tane video çekmem lazım. Çünkü bazen çekilmiyor video. Ya misafir geliyor ya bir işin oluyor. Çekemeyince, yedek olunca iyi oluyor. İncirlerimi doğradım. Margarinim oda sıcaklığında yumuşadı. Kabartma tozumu saymayı unutmuşum. Yarım pakette kabartma tozum var. Şöyle sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir su bardağı da rondodan geçirdiğim toz şekerim. Yumurta size kalmış. Kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Ben bugün kullanmadım. Şöyle yağımla şekerimi iyice özleştireceğim. Cevizimle incirimi en son ilave edeceğim. Şöyle içinde göstereyim sizlere. Göz kararı unumu da ilave ediyorum. Şöyle biraz indireyim. Yarım paket kabartma tozu. Kulak memesi yumuşaklığında. Şöyle yiyeceğim, yoğurayım. Ondan sonra cevizimle incirimi ilave edeceğim. Biraz daha ona ihtiyacı var. Un ölçüsü vermedim çünkü unun kalitesine göre değişiyor. Şöyle kenarlarını toplayayım. Cevizim, kuru incirim, buna hurma bile katabilirsiniz. Şöyle yine göstereyim sizlere yakında. Bol malzemeli her zaman olduğu gibi. Tepsilerimi hazırladım. Şöyle kurabiyemden. Aslında bunun ismi koparat kurabiye. Şöyle hemen birazcık toparlayacağım elimde fazla düzeltmeden şeklini. Şu şekilde. Hem basit, hem lezzetli, hem bayatlamayan. Evde bulunan malzemelerle. Şöyle aralık bırakayım biraz. Kurabiyelerimi tepsime döşedim. İkinci tepsiye geçtim. Çok sık döşemedim. Fırınımı da yaktım. O da ısınıyor. Ben bu kurabiyelerimi 180 derecede istediğim kıvama gelene kadar pişireceğim. Çok kızartmayacağım. Hafif rengi değişene kadar. Fırından çıktıktan sonra tekrar videoma kaldığım yerden devam edeyim. Tam iki tepsi geldi.
Bunun şekli size kalmış. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Benim hem zamanım yok hem de böyle daha basit olduğu için bu şekilde koparat şekli verdim. Evet değerli takipçilerim, bugün ben ağızda kivir kivir dağılan, asla bayatlamayan, bol cevizli, bol incirli, nefis bir kurabiye tarifi vermeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Bunun şekerini azaltabilirsiniz. Şeker hastalığı, rahatsızlığınız varsa, çok şekerli sevmiyorsanız bu tamamen size kalmış. Üzerine de pudra şekeri ilave edebilirsiniz. Ne diyeyim artık? Burada videomu sonlandırayım. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere diyeyim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Videolarımı da beğeniyorsanız güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Ne diyeyim artık? Burada videomu sonlandırıyorum.